günkü gün ve tarihte Sultanahmet Camii'nden bahsedeceğiz. Neden? Çünkü 8 Eylül 1609 tarihinde temelleri atılmıştır. Sultan 1. Ahmet Han tarafından temelleri attırılmıştır. Bugün gerçekten yüz akımız sadece Türkiye'de değil, sadece Avrupa'da değil, bütün dünyada parmakla gösterilebilecek inci tanesi gibi bir camimiz, eserimiz Sultanahmet. Sultanahmet Camii'ni anlayabilmemiz için, anlatabilmemiz için öncelikle Sultanahmet'i tanımamız gerekiyor. Sultan 1. Ahmet kimdir? Kanuni Sultan Süleyman Han'ın oğlu 2. Selim. Onun oğlu 3. Mehmet, onun oğlu 3. Murat, onun da oğlu 1. Ahmet'tir. Enteresandır. Sultan 1. Ahmet 14 yaşında tahta cülus etmiş olan bir padişahtır. Ve Osmanlı padişahları içinde tahta çıktıktan sonra sünnet olan tek padişahtır. Muhterem izleyicilerim, 14 rakamı Sultan Ahmet'in hayatında önemli bir yer tutmaktadır. Bakınız, hemen arz ediyorum. 14 yaşında tahta çıktı. Yani 14 senelik şehzadelik hayatı vardır. 14 sene tahtta kaldı. Vefat ettiğinde 28 yaşındaydı. 14'ün iki katı. Ve üstüne üstlük 14. Osmanlı padişahı idi. Bu 14'lerin üst üste gelmesi tesadüf müdür, tevafuk mudur, başka bir anlamı var mı? O beni aşan bir olay. Sultanahmet, 14. Osmanlı padişahı bir cami yaptırmak üzere yer arattırdı. Bugünkü Sultanahmet Camii'nin yerinde bir köşk var idi. O köşkün istimlaki ile orası boşaltıldı ve bugünkü işte 8 Eylül 1609 tarihinde buraya Sultanahmet Camii'nin temelleri atıldı. Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'dır. Sedefkar Mehmet Ağa, Kanuni Sultan Süleyman Han'ın son yıllarında, saltanatının son yıllarında devşirilmiş, asker ocağına alınmış bir gençtir. Kısa süre içinde onun mimari kabiliyeti keşfedilecek ve Mimar Sinan tarafından eğitilecek. Kendisi daha sonra da ser mimar olmak suretiyle de efendim baş mimarlığa yükseltilmiş olacaktır. Dolayısıyla biz Mimar Sedefkar Mehmet Ağa'nın Mimar Sinan'ın çırağı olduğunu ifade ederek bu konuyu geçmek istiyoruz. Sultanahmet Camii'nin temel kazma işlemleri 36 gün sürmüştür. Düşünün, ne iş makinesi var, ne hafriyatı makinalarla alma şansına sahipsiniz. Modern alet edevatınız da yok. Kazma kürekle 36 günde temel kazılıyor. Bugün iş makinesi ile bile bunu yapmak mümkün değildir. Çünkü sadece cami değil, caminin etrafında bulunan külliyenin de hafriyatının, temel hafriyatının alınmış olduğunu 36 günde görüyoruz. Caminin özellikleri kısa sürede tamamlanmış olmasıdır. 8 yıl sürmüştür. Düşünün, medrese, cami, Darül Kura, Sibyan Mektebi, türbe, arasta, dükkanlar, hamam, Darül Şifa, imaret ve 3 sebilden oluşan muazzam bir kompleks ki üniversite olarak düşünülmüştür. Çünkü Osmanlı padişahları yapmış oldukları eserlerini üniversite olarak da düşündüler. Fatih Camii'ni düşünün, Süleymaniye Camii'ni düşünün. Diğer Selahattin camilerin etrafında hep üniversite olmaya veya insan yetiştirmeye yarayan tesislerin bulunduğunu hep beraber bugün efendim görüyoruz. Cami 8 yılda tamamlandı. İçinin
çinilerinin mavi olması ve pencerelerinin camlarının da mavi renkin hakim olması dolayısıyla da Blue Mosque yani mavi cami olarak dünyada adlandırılmaktadır. Turistler İstanbul'a geldiğinde Sultanahmet Camii olarak bilmezler. Blue Mosque olarak gidip onu ziyaret ederler. Cami 6 minarelidir. Osmanlı camileri içinde, Selahaddin camileri içinde ilk 6 minareli olan Sultanahmet Camii'dir. Caminin ibadethane bölümünü 64x72 metre ebatında olduğunu, 43 metre yüksekliğinde, kubbenin yüksekliğinde bulunduğunu görüyoruz. Kubbenin merkezde, o büyük kubbenin çapı 23,5 metredir. Caminin içi 200'den fazla renkli cam ile demin ifade ettim. Mavi ağırlıklı renkli cam ile aydınlatılmış. Yazıları, nefis yazıları ise Diyarbakırlı Seyit Kasım Gubari tarafından hat şeklinde yazılmış olduğunu görüyoruz. Ayasofya, muhterem izleyicileri, 1934 yılında müzeye çevrildiğinde, o güne kadar Ayasofya bütün camilerin en önde geleni ve devletin resmi törenlerinin yapıldığı cami olarak ibadet hizmet görürken, onun müzeye dönüşmesinden sonra da bu görevi Sultanahmet Camii'nin yapmaya başladığını görüyoruz. Ve üzücü bir olay, Ayasofya camilikten çıkarılıp müzeye çevrildiğinde bazı köşe yazarları, hatta bazı milletvekilleri şu tezi ileri sürerek hem Ayasofya'nın hem de Sultanahmet'in minarelerinin ve kubbelerinin yıkılmasını istemişlerdir. Bugün Boğaz'dan geçerseniz, İstanbul Boğazı'ndan geçerseniz, bugün Üsküdar'dan İstanbul'a doğru nazar ederseniz, silüet halinde cami, minare, kubbe şeklinde İstanbul'un muhteşem manzarasını görürsünüz. İşte o teklifi yapanlar demişlerdir ki, biz yüzümüzü batıya çevirdik. Biz İslam ülkesi değiliz. Şu silüet görüyorsunuz, şu silüet, yani minare ve kubbe silüeti bizim batıya entegre olmamızı, batıya yamanmamızı önleyen en önemli görüntülerden bir tanesidir. Bunları yok etmek için bu minareleri ve kubbeleri yıkmamız lazım deme cüretinde bulunmuşlardır. Bereket ki Ayasofya'nın minarelerini yıkım kararı alınacağı zaman birkaç tane hamiyetli mimar şu raporu vermişlerdir. Efendim, Ayasofya'nın minarelerini yıkarsanız payandalar gevşer ve kubbe de çöker, Ayasofyalıktan çıkar demek suretiyle bu kararı geri aldırmışlardır. İşte aynı o günlerde Sultanahmet'in minareleri de tartışılıyordu. Deniliyordu ki minareleri indirelim, kubbeyi indirelim ve üzerini çatı yapalım. İçinde çok güzel musiki salonu olarak da batıya karşı güzel bir salon olarak da burayı tezyin edelim deme cüretinde bulunmuşlardır. Bereket ki bunlar hayata geçmemiş ve bu şekilde de bugüne kadar Sultanahmet Camii muhteşem yapısıyla gelmiştir. Hoş efsaneler vardır Sultanahmet Camii ile ilgili. Hemen şuradan ifade ediyorum. Dönemin padişahı 1. Ahmet başta minareleri altından yaptırmak istemiştir. Ama kaplamada kullanılacak olan altının değeri padişahın bütçesini kat kat aşmış olduğundan Sedefkar Mehmet Ağa bu emri güya yanlış işiterek altından değil altın sözcüğünü altı olarak işitmiş ve minareyi altı taneye çevirmiş diye bir efsanedir elbette. Başka bir efsanede İslam dünyasında İstanbul'da yapılan her büyük cami veyahut da eser yankılanıyordu. Kimileri diyordu ki altı tane minare Kabe'ye saygısızlıktır. Çünkü Kabe'nin de altı tane minaresi vardır. Sultanahmet burada hata etmiştir diye bir dedikodu yayıldığında Sultanahmet mimar başını görevlendirerek Kabe'ye göndermiş. Kabe'ye yedinci minareyi de diktirmek suretiyle
aradaki farkı korumuş derler. Elbette bu da hoş bir efsane olarak günümüze kadar gelmiştir. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ki büyük şeyhlerden birisidir. Caminin ibadete açıldığı gün altı minareden altı tane müezzinin ezan okumasını dilemiştir padişahtan. Altı tane müezzin minareye çıkmışlar, altı minareye. Her birisi peş peşe ezan okumak suretiyle İstanbul semalarında altı tane ezanın aynı anda okunması şeklinde büyük bir olay tarihe geçmiştir. Bugün Sultanahmet Camii'ne gitmek isteyenler kapılardan geçmek, avluların, dış avluların kapılarından geçmek zorundadırlar. Geçerken orada iki taraftan birleştirilmiş zincirler göreceksiniz. İşte bu zincirlerin hikmeti de şudur. Camiye dış avlulardan sadece padişahların girme yetkisi vardı at üzerinde. İşte padişahlar bu camiye girerken bu zincire takılma tehlikesi olur diye onların dahi attan inerek yaya girmelerini istemiştir. Efendim mimar bu şekilde zincirler koydurmuş olduğu ifade edilmektedir. Muhterem izleyicilerim, içerideki muhtelif yerlerde deve kuşu yumurtaları görürsünüz. Bilhassa Sultanahmet Camii'nde deve kuşu yumurtaları ise örümceğe karşı bir mücadele aracı olarak konulmuştur. Çünkü deve kuşu konulan yere örümceğin girmeyeceği, dolayısıyla örümcek ağlarından camiyi korumak için de deve kuşu yumurtalarının sağa sola serpiştirildiği görülmektedir. Caminin akustiği muhteşemdir. Hiçbir ses cihazı yokken, hoparlör, mikrofon yokken imamın içeride okuduğu Kur'an-ı Kerim caminin her yanından aynı şiddette duyulmaktadır. Muhteşem bir akustik vardır. Bunu da kubbelerin altına, kubbelerle büyük direklerin birleştiği yerlere boş küpler koymak suretiyle yankılanmayı temin eden küpler koymak suretiyle bu muhteşem akustiğin inşa edildiğini görüyoruz. Muhterem izleyicilerim, altı minareli cami geleneği günümüzde de sürdürülmektedir. Bunlar elbette Sultanahmet'e özenerek yapılmışlar. İşte bunlardan iki tanesi Adana'daki Sabancı Camii ve Mersin'deki Muğdat Camii'dir. Elbette küçük mahalle camilerinde de altı minareye özenerek bu minareleri de bu şekilde yapılmış olan eserler vardır ama bunları kayda değer eser olarak görmüyoruz. Türklerin ve turistlerin oluşturduğu kalabalık gün batımı vaktinde güneş batarken cami renkli projektörlerle parlak bir şekilde aydınlatmaya başlanır. Parkta toplanıp akşamın karanlığında parkta toplanmak suretiyle caminin tarihi net bir şekilde ışık ve ses gösterileri eşliğinde yerli ve yabancı turistlere gösterildiğini biliyoruz. Gerçekten de İstanbul'u görmemiş olanlar veya bu gösteriyi görmemiş olanlara tavsiye ediyoruz. Cami at meydanı denilen yerde yapılmıştır. Bugünkü Sultanahmet Meydanı diyoruz ama eskiden at meydanıydı. Efendim bu meydanda birçok Yeniçeri isyanlarının vuku bulduğunu, çok büyük olayların burada geçtiğini efendim tarihen görüyoruz. Burada adeta Sultanahmet Meydanı'nda, at meydanındaki her taş, her ağaç, her abide çın çın öten tarihin derinliklerinden bize haberler iletir gibi önemli şeyleri bize söylemektedir. Elbette bunları tek tek anlatmak hoş ve zevkli bir meşgale olacaktır ama vaktimiz burada bitmiş olduğundan ben bugünkü programı noktalıyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Bereketle kalın efendim.